bu çocuğa nasıl düz davranacaksın? Tam bir gönül şelen. Kendimi kaptırmamalıyım. Peride Hanım dedi işte, flaşlar patlarken kör olurlar, kimseyi görmezler dedi. Ben görünmez olmak istemiyorum. Bu sefer duvarlarını ilk indiren ben olmayacağım. Ne babama karşı ne de Barış'a karşı. Sence hangisini giyeyim? Abartıdan sadeye doğru gidiyorum. Aa, bu çok fazla, aşırı duruyor bu. Meral'in senin doğum gününde giydiğin bir tane bluz vardı, onu giysene. Ya o çok günlük değil mi? Ya tamam ama öyle çok resmi bir ortam olmayacakmış zaten. Tamam, ben sade giyineyim ama sen birazcık süslen. Barış da orada olacak. Olsun, ne var? Kızım, çocuk sana şirinlik olsun diye geldi, lambaları astı. Bence siz yelkenleri açtınız. Bir ilişkiye doğru ilerliyorsunuz. Ya Barış'ın gel gitlerini bilmiyor musun sen? Bu gece yemekten haber asistan kız deyip yüzüme bakmazsa şaşırmam. Ya bu sefer öyle olmazsa? Ya yakın davranırsa? Ya bu gelin git olmazsa? Tamam, dur dur. Beni öyle umutlandırma. Babam onun hakkında bütün umutlarımı sıfırladığım yerde beni şaşırttı. Arkadaşlarını sattı derken savunduğunu öğrendim. Barış da beni şaşırtabilir değil mi? Birazcık umuttan kimseye zarar gelmez. Hadi süslenelim. Hadi. Merhaba. Aydın. Türkiye'nin en büyük, en yakışıklı Jönü'nün abisi. Abi ya. Nasıl Celal abi? Güzel mekan değil mi? Vallahi onu misafirlere sormak lazım. Ben bayıldım. Canımsın canım. İhsan abi. İhsan abi, bu VIP masa burası abi. Haberin olsun. Mesela hiçbir şey eksik olmasın, tamam mı? Her şeyi bilmiyorum, tamam mı? Ya herkes televizyonda göründüğünden daha güzel ya. Değil mi? Sana beni Celal'in yanına oturtmalarını engelli demiştim. Geri sana buraya oturacak dedi ısrarla, ne yapabilirdim? Hoş geldiniz. İhsan, bak bu Celal abimiz. Bu gece onu memnun edersen bütün dizi yemeklerini burada yapacak. Sektörün kralı o, kralı. Sağ ol. Abim benim be. Sağ ol, sağ ol. Afiyet olsun. Teşekkürler. Abinin tanıdığı bir yer mi? Öyleymiş. Bu sektörde kanalmış, yapımcıymış, kimsenin bir gücü yok yani. Bir tek menajerlerin var. Aha bunun. Yok canım. Öyle tabii. Bunlar oyuncunun kafasına iki tilki sokuyor. Ondan sonra biz kendimizi yırtsak oynatamıyoruz. Yalan mı veren he? Barış sen söyle, yalan mı? Ne diyeyim, haklısınız. Seni çakal. Diğer başrol oyuncumu da kaptın. Kaderimi elimde tutuyorsun artık. Çok hoşsunuz Celal Bey. Feriz, sigara böreği yedin mi? Ben çok aç değilim. Bak sarma da var, dur. Ay. Çok güzel bak. Hayır, olur. Çok aç değilim. Hayır, hayır, lütfen. Olmaz, olmaz. Ölümü gör bak. Tamam, olmaz. Tamam, öyle yapmayalım. Tamam, ben buradan alayım. Ben oyuncumu da, menajerimi de ellerimle beslerim bakın. Al bakalım sen de. Al, 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 al. Nereden bulacağınız benim gibi yapımcıyı ya? Hadi afiyet olsun. Deriz'cim, mutluluğun gözlerinden okunuyor. Bir daha milyonlar dökse bu adamla çalışmayacağım. Asla, asla. Ha Barış, bu arada artık yavaş yavaş bir cevap vermemiz gerek filme. Ben kararımı vermiyorum Deriz. Kabul etmiyor. Doğru karar vereceğini biliyordum. O iş ne zaman karşımıza geliyor? 27'sinde. Ben fragmana baktım, tırt. Öyle demeyelim. Beni dışlamayın ama. Aa, dışlamak ne demek Beren'cim? Hayır, Barış sadece filmi kabul etmeyeceğini söylüyordu. Yani... sizin ikinizin konuşup karar verdiğinizi düşünmüştüm. Yo, şimdi duydum. Boş ver kızım ya, bize daha bir sürü film teklifi gelir. Değil mi Feriz? Aynen, aynen. Yalnız ben daha kararımı vermedim.
Film size çift olarak teklif edilmişti. Yani biriniz reddederse diğeriniz de... Yani Barış ikimiz adına karar vermiş oldu. Çok iyi ya. Beren. Beren'cim. Seninle buluşup yarın bir yemek yiyelim mi? Ha? Bakarız. Sen bana programını söyle, ben sana uyarım. Beren, ben oyuncularımın mutsuz olmasından nefret ederim. Evet. Meral'le tanışmadın değil mi ev arkadaşın? Aa, merhaba. Ne haber? İyi. İlk defa böyle bir yemeğe geliyorum. Bayağı eğlenceliymiş. Öyle mi? İşte. Daha eğlenceli başlıyor. Beren, bozulma ya. Barış, aynısını ben sana yapsam bozulmaz mıydı? İyi de içime sinmeyen bir filmde sırf seni kırmamak için oynayamam ki. Ayrıca gerçekten senaryoyu ciddi ciddi okudum, didik didik ettim. Yani düşün. Beren telefonunu unutmuşsun. Hatta bak Dicle'nin evine gittim akşam. Onu darladım mı, oynasam mı, oynamasam mı diye. Değil mi? Gece Dicle'ye mi gittin? Evet, film hakkında konuşmak için. Niye bana gelmedin? Ver. Keşke bu kadar erken gitmeseydin Beren. Nasılsa burada eksikliğimi hissedecek kimse yok değil mi? Olur mu öyle şey? Çok kızdı. Bana kızdı, o sana değil. Boş ver. Böyle bir şey için berbat etme geceni. Nasıl? Eğleniyor musun? Hem de nasıl? Yüzünden belli oluyor biliyor musun? Böyle sanki içinde bir lamba yanıyormuş gibi parlıyorsun. Lamba. Neyse ben abimi yalnız bırakayım. Yemeğin başından beri benimle nasıl ilgilendi sen de gördün değil mi? Ya ben kendi kendimi gaza getirmiyorum değil mi Meral? Yok canım. Perde Hanım gözüne ışık tutulunca seni görmezler demişti. Ya ben Barış için sadece karanlıkta görünen bir kız olmak istemiyorum. Bu kadar düşünme, biraz akışına bırak. Akışına bırakmak baba sevgisine doymuş kızların ayrıcalığıdır. Babama sadece bir kez gelme dedim. Ve bir daha hiç gelmedi. O gün o kafeden çıktıktan sonra gelip ısrar etmesini bekledim. Gelmedi. Barış gelir mi? Bu çok önemli Meral. Çok önemli. Konuk oyuncu diye yazarlar mı? Beklentiyi o kadar yüksek tutmayalım Emrah'cığım. Daha o seviyede değiliz. Aman nerede yazarlarsa yazsınlar. Yani isterse arka jenerik olsun. Yani sonuçta insanlar oyunundan etkilenirlerse sorup öğrenirler değil mi? Ya teyzem mesaj atmış. Kızımızı izlemek için hazırız deyip bunu göndermiş. Ya. Ya amcam da yazmış şimdi. Televizyonun başında beni bekliyorlarmış. Canlarım benim. İlk başta ailelerde böyle bir heyecan oluşur. Ama o sonra zamanla azalır. Tadını çıkartır. Özet bitti, başlıyor. Ha. Yok. Ay yok yok yok. Sen yeter, ben gidiyorum.
Deniz kalkıyor musun? Hiç konuşamadık. Erken daha. Benim çok erken kalkmam lazım da. Deniz, kanala getirir misin Çağatay'ı? Bak çok bozuluyoruz. Ha, Çağatay'ı istiyorsanız çok bomba bir projeyle gelmeniz lazım. Alınmaca yok. Melal. İyi akşamlar. Melal hadi. Bana ne zaman söyleyecektin bunu? Abi darlama beni ya. Unutmuşum ne var? Ayağına gelen altın fırsatı tepiyorsun. Bir de unutuyorsun ha. O filmden gelecek parayla altın alırdık oğlum. Altın. Sen burada kal. Barış'ın bu yemekten arızasız ayrıldığından emin olmak istiyorum. Çok fazla içmeyin ha. Dicle sen eğlencede değil mesaide sayılırsın. Tamam Ferisim, ben de. Dedim sana. Şükrü'nün hayırlı olsun da bir unuttum. Acaba onun sahnelerini artırmayı demişler midir? Of. Hemen yazayım. Aydın. Bir dakika mutfağa gelir misin? Bünyem partiye müsait değil. Bak erken dur uykum geldi. Ya yani ruhum vur patlasın çal oynasın ama bedenim emekli öğretmen. Barış yavaştan kaçsak mı? Uyku vaktim geldi mi bebek bakıcım? Kalkalım. Ama önce abimi alalım. Çünkü onu burada yalnız bırakmaya gelmiş. Nereye gitti onlar? Mutfağa geçtiler. Çıkışta görüşürüz. Bu rakamı konuşmadık İhsan. Çamur yapma şimdi. Taş attığında kalamıyor oldu aslanım. Aydın bana dizi yemeği bağla derken daha alttan çıkıyor sesin. Ne oldu? Kendi bağlantını kurdun, bana ihtiyacın kalmadı mı sanıyorsun? Gece gece yükseltme beni Aydın. Dur ya, ben daha yeni yükseliyorum. Yarın Celal abiyi ararım. Bir daha mekanına figürasyon bile sokamazsın, tamam? Akıllı ol. Kimsin lan sen? Ha? Kardeşin Şöhret de sen kimsin? Tehdit etme lan beni. Sen ezik misin? Lan çek lan abinin üzerine. Tamam tamam. Oğlum tamam Barış. Sakin bırak. Barış dur. Tamam. Bırak ya, sakin ol, kendini bir tutma şundan. Tamam çok geriliyorum. Tamam bırak, kendini bir tutma şundan, tamam hadi. Hadi yok bir şey, hadi. Şerefsiz. Şerefsiz. Ama bitireceğim oğlum lan seni. Bro sen de bütün arkadaşlarına söyle. Bu uyuzun mekanına gelmesinler. Sen mi ulaştırdın bizi bu herife? Bak verdiği parayı almayı da ihmal etmemişsin. Hani şerefsizdi ha? Oğlum ben emeğimizin karşılığını aldım bro. Ya bırak abi, ne emeği ya? Barış taksi geldi hadi. Sen eskiden emek bilir insandın. Ne oldu böyle ha? Benim gurur duyduğum abim. Tanıdık bağlayıp aradan komisyon alan adam mı oldu şimdi? Tamam ısıtamız gel. Ben Barış'ı eve bırakıp öyle geleceğim. Tamam. İyi akşamlar. Şu saatte tek başına gidilmez. Seni bırakır ben devam ederim. İnsan şöhret olunca değişir diyorlar ya. Ben şöhret oldum, abim değişti. Hayatta yükselmek diye bir şey yok aslan kız. Bir yerden yükselirken öbür taraftan düşüyorsun. Başkası olsa kıskanır. O da ben de aynı geni taşıyoruz. Ben niye kaynakta çalışıyorum da o setlerde poz kesiyorlar değil mi? Ben demedim. İyi. Çok kıymetin bilindi, çok. Sen bu dünyadan değildin değil mi?
yok. Ben muhasebecide çalışıyorum. O zaman bunlara hiç takılma. Bunlar için bir kendileri insan. Geriye kalan herkes çöp. Çöpüz biz. Ben çöpüm. Burada uyuyup kalmam olur mu? Abin gelince karşılaşma diyorsun. Mesaj alındı. İyi geceler. Şimdi ışıklar sönük. Yarın flaşlar patladığında beni görmeyeceksin bile. Dicle, o neydi ya? Yumruk yumruğa girecekler zannettim. Aklım çıktı. Sen de gerildin değil mi? Barış bu gece benimle kal dedi. Ne? Ne cevap verdin diye sormuyorum. Kalmadığına göre. Yarın flaşlar patladığında beni görmeyeceksin dedim ve evden çıktım. İyi yapmışsın. Öyle gel benimle kal demekle olmuyor. Uğraşsın. Biraz emek versin sana. Uğraşmayacak Meral. O da babam gibi niye diye sormayacak. Peşimden gelmeyecek. Niye benden bu kadar çabuk vazgeçiyorlar ya? Niye?